Şöyle sürmene bıçakları satan bir yere geldik. Arkadaşlar bakın. Meşhurdur sürmene bıçakları. Bir tane bakalım. Güzel görünüyor. Kolay gelsin. Ne kadar şu bıçaklar? 170 lira. Ucu büyüğü var. Heh, ucu daha ağır olan. 200 lira da o. Dövme aparatı. Haydar. Göster bakayım şöyle. Namı diğer Haydar. Beyzbol sopasına benziyor. Şuradan çekeyim bir dakika. Her çeşit bıçak. Yok o sinaplı. O tamam ya. Bu da şey mi şu hakimlerin? Yok kendi kırmak için. Aa, çok yanlış anlamışım. Trabzon Atlas. Köy evi, mis gibi köy evi. Yenilik. Buyurun. Ne kadar bu? 50 lira o. Yenilik mi? Bunlar da sofra altı bildiğim kadarıyla. Şöyle tepsinin sinini yere koyuyorsun. Açıp şöyle. Üzerine sini koyup yer sofrası yapılıyor. Diyebiliyorum. Delikli kepçe bile var. Ya yapardı babaannem eskiden bunun içinde. Kaymağını yoğurduna koyup sallayarak asardı falan. Trabzon'da Kemeraltı Çarşısı'ndayız. Şimdi sizinle birlikte çarşıyı gezelim biraz. Bunlar Karadeniz'in keşanı. Yaşlı insanlar bunları eskiden bellerine bağlıyorlardı bunu peştemal gibi. Peştemal olarak. Şimdi bebekleri süslemişler. Bu dönemde çok kullanılmıyor. Yani şunlar. Çorabı bile var. Şu tarafta da var. Eminönü gibi. Aradığımız her şey var. Şöyle biraz dolaşalım. Tanesi 25 lira yastık. Yastık içi. Suklama. 20 liraymış. Sofra bezleri. Ne alırsan 100 lira diyor. Bir dakika şunları sormak istiyorum. Şunlar ne kadar şunlar? 200 lira. 200 lira. Bunlar 130, şunlar 200. Şunlar 130.
150. 200 bunlar. Şimdi dedim 180 lira. Taytlar 50 liraymış. Sanki içine koyacak olduğum para. En sevdiğim yer. Kuyumcu. İşlemi yapacak insanlar. Uzay yolu ne moda. Yani hissettim ki ha ben nasıl yoğun burada. Evet. Ha. Çerçeveciler, kontrolü var. Şunlara bakalım mı? Tanesi 200 liraymış. Diğeri gibi mi sence kaplama? Güzel görünüyor, ağır da. Mesela şu 160'mış, bu kaplama tamamen. Belli zaten. Ama şunlar, şunlar güzel görünüyor. Hem ağır, hem de güzel. Çay takımı 150. Havluya ihtiyacım var. Buyurun. 65 lira abla kampanyada. Kolay gelsin. Güzel bir yer. Renkleri ne kadar güzel görünüyor. Bunlar şey, işleme. Ablam buyurun. İşlemeli kanlılar. Kolay gelsin. Buyurun efendim. Biz şunlar buyurun. Nereden gidelim? Bir bakalım gel. Sorayım aile konuşalım. 30'u mu var? Ama aklım orada mı orada? Gel şuraya bakalım. Çok uzun bir sorun. Yöresel ürünler bunlar yine. Kolay gelsin.
Sağ olun. Hadi. Bunlar bakraç. Eskiden bunlara yoğurt mayalanırdı içlerine. Evet. Semalerler var burada da. Çekyat örtüsü gibi herhalde bunlar. Örtüler var. Şöyle örtüler. Süngerli örtü diyor. Bunlar ne için acaba? Ha bunu da 500 veririm. Çift taraf. Koltuk örtüsü. Modelleri şöyle. Şu güzelmiş. Açık renkli çantaya ihtiyacım var benim. Yaz için. Bana göre mi bastın? Gidip bir şey yapamıyorsun. Evet. Hani sen bir şey uğraşın olsa gidersin. Yok. Ne alırsan 50 lira. Bir göz gezdirmek istiyorum buraya. Şöyle bir bakalım. Neler görünüyor. Evet, bunlar da Karadeniz'in kara lastikleri. Karadeniz'de bunları giymeyen yoktur. Köy olan herkes bunları, bak Trabzon lastiği diye geçer hatta bu üstü damarlı olan. Bunlar içi astarlı olanlar bir tık daha iyidir. Erkekler böyle mesle giyerler. Son dönemde bunlar çıktı. Evet. Bunlar da miniklerimize göre. Küçücük, minicik. Güzel kızlara, delikanlılara. Bu tarafta delikanlılar. Kamuflajlı. Evet. Böylelikle Kemeraltı'nın sonuna geldik. Kemeraltı'nın sonu aşağısı burası. Molaza iniyor. Aşağısı da Balıkçılar Çarşısı. Artık sonu. Karşıda bedesten var. İçinde alışmış yapılabilecek yerler varmış. Şimdi oraya gidelim. Bir şeymiş. Üstüne koydukları işlemelere bak. Yine bakraç tarzı bir şey ama ne için kullanıldığını bilmiyorum. Anlayamadım. Şurada gümüşler var. Gümüş kondol. Şöyle güzel bir saat var. Antika gibi. Çarşı içerisi. Bakayım.
Bunlar namaz elbisesi gibi bir şey mi? Şöyle göstereyim. Fiyatı yazıyor mu acaba üzerinde, nasıl bir şey? Bir bakalım.